Selamlar sevgili YouTube'daki kardeşlerim. Hepiniz The Last Days'te Lothlorien serisine devam ettiğimiz bu bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Ne demiştik en son? Moria'nın kapıları veya troll mağarasına saldırabiliriz bu bölüm diye düşünmüştük. Yani aslında planımız o olacak ama yapabilirsek yapacağız. Yapamayacaksak artık canımızın sağlığı ne diyelim yani. Biraz uğraşacağım. Şunlara yardım edeyim hazır bölüme başlamışken. Direkt bir yardımla başlayalım gençler. Şu devriyelerimize yardım edelim. Bizim Lorien ve Ayrık Vadi ordularının kendilerini toparlaması lazım gençler. Sevgili YouTube, amacımız bu olacak. Toparladıktan sonra da çok hasar almamaları lazım. Yani onlarla birlikte savaşarak çok hasar almamalarını sağlamamız gerekiyor bir şekilde. Ya şu yağmur bir bitsin be. O şekilde onların güçleri full olabilmeli ki burada meydan savaşı vesaire yaparsak buraya gittiğimiz zaman full güç olmalıyız. Neredeyse mesela 300 kişiyle falan dolaşıyorlardı diye hatırlıyorum. 300 de buraya gitseler ben işte böyle 80 olsam falan 400 içeride 900 ya da işte 1000 kişi falan var. O zaman alma ihtimalimiz yüksek çünkü yara yara gidiyoruz. Yani meydan savaşlarında da bu şekilde bu. Güzel bir sonuç doğacaktır diye düşünüyorum. Spearman'ların bayağı bir azalmış. Ayar mayar bir şeyler çekmek lazım. Batı kampı yine Gundabad tarafından kuşatılmış gençler. Şurası. Dikkat ederiz oraya. Belki savunmaya falan gidebilirim duruma göre. Bizimkiler nerede bir onu bulmaya çalışıyorum da. Hadi yani şeyi geçtim, ayrık vardı. Bunlar buraya geri döndü. Toparlanabilmek için sanırım. Bizim Lorien ordusunu asıl yani bizim bağlı olduğumuz orduyu bulamıyorum. Doğu Oskiliyat Prens İmrahil tarafından kuşatıldı. Öyle haliniz var lan Gondor. Yaparsanız siz bu işi. Oğlum o neymiş lan? 386 diye gördüm. İç içe geçmiş iki tane kervanmış. Ha, bir dakika. Bunlar yine abi 400'e yakın bir orduyla dolaşıyorlar burada. Bunlar bir savaşa girecekler belli ki. Ya bizim tarafa gelecekler ya da bölgelerini savunuyorlar şu an bilmiyorum. Yine bir 400 kişilik bir meydan savaşımız var çok net. Burada kim var içeride? Burada kimse yok. Bak şurası şu an kuşatılabilir ha. Kuşatırsın burayı. Arkadan gelir bu 400 kişiyle. Burada meydan savaşına yenersin. Çok kayıp vermeden kuşatmaya devam edersin falan. Mümkün. Ha buldum. Aa toparlanmış lan. Celeborn 150 kişiyle dönmüş. Ölöl be. Haldir sadece kötü yanında. İkisi toplam 200 desek. Aha bir dakika. Elrond da 150 olmuş gençler. Kaybetmeseler de toparlamışlar orduları. Zaten bu Halbarad, Elrohir, Elladan bunlar bu kadar 50-60 kişiyle geziyordu. O net. Şu anki durum bak 250-300 bunlar. 200 de burası. Artık kim nereyi kuşatırsa ben yardım edeceğim. Hadi gençler yaparsanız bu işi. Celeborn'a bir refakatçi olalım. Bizim yanımıza bir de Orofin de katılsa böyle 40-50 kişiyle bir Orofin de gelse yanımıza. Şu an 290'ız desek. Orofin'le 300 küsür oluruz. Bizim ordu da fena değil yani baktığınız zaman. Şey de güzel ama.
Elrond'un ordusu daha garanti. O ben katıldığım zaman orası 400'e yakın oluyor. Ama güç bakımından Lorien'in ordusu daha iyi olabilir. Şunları komple yapalım gençler. Bir dakika şuraya bir bakacağım. Bunu nereye nasıl götürebiliyoruz, ne yapıyoruz diye. Şampiyona götüreceğim arkadaşlar bunları. Yani kıdemli izci yapacağız. Sonra kılıçlı yapacağız. Sonra spearman yapacağız. Kıdemli izci. Hah, bunları da kılıçlı yapacağız. Okey. Okçu. Piyade. Spearman. Tamam. Güzel gidiyoruz yine. O büyük savaşlardan çıktıktan sonra orduyu toparlıyoruz sayılır. Oğlum bu adam gidiyormuş, Dol Guldur kuşatıyormuş falan. Gerçi bir sonraki hedefimiz o olur muhtemelen Moria'dan sonra. Ama ilk olarak Moria işini halletmemiz gerekiyor. Ya abi şaka yapıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Götü boklu ruhun demir tepeleri alıyor, ondan sonra Eskarat'ı alıyor. Aşırı saçma yani kardeşim. Kimse kusura bakmasın yani. Allah aşkına ruhundan bahsediyoruz ya. Tamam abi. Okey. Yıkın. Değili de yıkın. Şeyi de yıkın. Erebor'u da yıkın. Göremeyelim yani bu seride ikisini. Umarım yardım edebiliriz bakalım. Moria'nın kapıları Lord Elrond tarafından kuşatılmış. Celeborn görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak, ben gidiyorum. Kılıçlı. Piyade. Ben gidiyorum. Desteğe gelirseniz seviniriz ha bu arada. Haberiniz olsun yani, bir kuşatmamız var. Bilginiz dahilinde mi bilmiyorum ama. Geldim kankam. Ha bunlar büyük bir savaşa girmiş burada. Ya oğlum yardım etmeyecek misin? Alo. Şimdi bir saniye. Tamam oğlum bir dur be. Bunu yönlendiremiyoruz. Bu lider olduğu için bunu sanırım o yönde yönlendiremiyoruz gençler. Tamam. Şöyle bir çekileyim. O şimdi Elladan ve Elrohir'i yenecek. Halbarad'ı falan yenecek. Tamam mı? Girecekler şeye. Elrond'a. Hatta tek tek avlayalım bak. Önce bir Bolgun ordusu. Diğeri bekliyor orada salak gibi. Şunu bir halledelim. Gel abi. Oğlum şurası var ya. Bannerlord olsa şuraya çekilirdim bak. Şurayı savunurdum abi. Ama yani Warband'daki savaş dinamikleri çok farklı. Yani oraya çekilsem ben düşman hayatta gelmez oraya. Onu alın abi. Bu sefer okçu sayım daha fazla. Güzelce oklayın oradan. Devam devam. Tam şu noktaya bak. Tam bu noktaya.
5 tane troll var gençler. Yani bunları oklayıp indirmek gerekiyor. Evet, oklar bitti gençler. Atımdan düşürecekler beni diye çok yanaşmak istemiyorum. Şu tarafa müdahale edeyim ben. Bizimkiler okluyor ne de olsa. Şunu alalım. Onların okçuları da şey yapıyor buradan. Dur biraz yanaşın abi. Bir tık. Çok fazla değil. Tertemiz be. Kayıp verdik mi lan bu savaşta? Galiba vermedik. Sıfır. Müttefik Eldront verdi bir tık. Şimdi diğerini de halledebiliriz. Kimseyi de alamıyorum. Bunları Eldront alır ama sanırım. Ben alamasam da Eldront bunları alır ordusuna. Çok sorun olmaz diye düşündüm şu an. Diğeri de kaçıyor. Buna ben girsem mi lan tek başıma? Dur. Geliyorum lan. Gel lan buraya. Sen kim köpek lan? İyi. Tek başımıza yardım olmadan ne yapıyoruz bir bakalım. Haydi! Oğlum o nasıl geldi lan öyle bana? Okçu attığını korumak lazım. İşte ordu böyle kontrol edilir kardeşim. Bu Joseph içindi arkadaşlar. Hani dedi ya abi
Ordunu bölüp kullansana diye. 9 kişi de ölmüş bu arada. Kim ölmüş? 3 tane Watchman. İyi, piyade ölmüş. Sorun yok. 2 tane kaliteli elit Spearman ölmüş bir tek. Gerisi çok önemli değil. Şuradan biraz Dunedain alalım. Hafiften ordumuzda Dunedain olsun abi. 87'ye tamamladık. Aynı yine aşağı alıyorum. Şunu kılıçlıya çekelim. Bunları piyade yapalım. Spearman yapalım. Ölenlerin yerine de çok sağlam Spearman koyduk. 30 nişancımız oldu bu arada. Tertemiz arkadaşlar. Şuraya bir döneceğim yine. Kuşatır mı acaba tek başına Elrond? Bekleyelim. Tek başına girerse bile yardıma gireceğim. İkimiz birlikte işte 240, yani daha doğrusu şu an toplam 250 oluyor. Terfiler önemli. Piyade, kılıçlı. Noldorin Spearman. Evet. Şurada nereye varabiliyoruz? Bak, Arnor şampiyonu fena değil bak. Kalkanlı. Şuna doğru dümdüz gidelim. Kılıçlı, kıdemli kılıçlı şampiyon diyelim. Kılıçlı. İz sürücü. Şöyle alalım. Bu kalkan muhabbetine askerlerde çok önem vereceğim bundan sonra. Her seri için geçerli bu. Yani her serisinde bitirdiğimizde diğerlerinde de öyle yapacağız. Theoden yenilmiş. Gundabad Kuzey İleri Karakolu bizim Anduin Grimbeorn tarafından kuşatılmış. Şurası. Hadiran al, alsa orayı ne güzel olur be. Güzel bir darbe vurmuş oluruz şeye. Şunlardan birisi kuşatılırsa bu arada artık arkadaşlar, hani savaş falan olursa gidelim yardım edelim. Çünkü dostlarımın yıkılmasını istemiyorum. Bir bakalım. Ara ara kontrol ederiz. Aha, Elrond girdi. Geldim Elrond. Abi girelim, hasar verelim, çıkalım mümkünse, yapabilirsek. Tamamen duruma göre. Kayıp veriyoruz bak. Bu kadar kaliteli askerlerle kayıp veriyoruz abi. Oraya nasıl varacağız lan? Hadi oğlum, şurayı var ya 250 kişi alırsak eğer, efsane yaparız ya, efsane olur ya. Abi yürüyün yürüyün yürüyün. Şurayı bir alayım. Aldım kardeşlerim. Sen nereye lan? Köpek. Senin ne haddine? Ağzını kırdım gençler. Yürüyün. Ha, yukarıdan aşağı iniyorlar. Bir saniye. Kardeşim. Gel benimle. Birisi daha geldi. Gelin iki kişi yukarı çıkalım lan. Gel gel gel.
Gerçi bunlar aşağıdan mı spamlı oluyor? Onu da tam bilmiyorum ya. Diğer tarafta savaş dönüyor sanırım hala. Kanka kalkan tutmaktan bakamıyorum şu an. Bakarım birazdan güvenli bir yere geçtiğimde. Artistlik yapmayın. Atma. Lan lan lan. Ayda. Oğlum bu kadar saçma bir ölüm şekli başka bir yerde görmezsiniz bu arada. Bu ne lan? Al bakayım Mert, al. Ah. 100 kişi öldürebilmişiz abi. Bizden de 30 kayıp var. Yaralılarla birlikte 50-60 falan değişti. Yok yani temizleyemeyiz. Temizleyemeyeceğimiz için kayıp vermeden çıkacağım. Yani 130 kayıp verdirdik. Adamların sayısını 800'e falan düşürdük. Yeter. Çıkıyorum. Ayrıl. Tamam. Çok kimse ölmemiş zaten. Noldor'un Spearman. Yani şeylerimiz var. Yaralılarımız var. Çok kayıp vermedik. Ben 800 zannediyordum içeride. 700'lere kadar düşürmüşüz. Tamam. Tamam güzel saldırıydı herhalde onu. Sen de çık gel kardeşim. 60 kişi kalmıştınız zaten. Kalsaydım savaşmaya devam ederdim. Belki sayıyı 500'e kadar bile düşürebilirdik içerideki düşman sayısını ama. Yapacak bir şey yok gençler. Beorn'unki köyü kuşatılmış bir de. Allah'ın belası Kont Helkarot. Böyle bir adam yok ya. Bir defol git lan hayatımızdan. Evet, asker alalım. Kıdemli okçu. Biraz okçu alayım. Okçu sayımı 30 küsür yapmak istiyorum aslında. İzcilerle de tamamlıyorum gençler. Şuradan da yemek alalım. Yemek sıkıntımız var. Piyade. Kılıçlı. Bayındır'ı yine çektim aşağı. Ha. Bunlar Celeborn'u araya almışlar 300 kişi. Girmem ama bu savaşa. Celeborn yenilsin 150 kişi olarak geri gelsin. Şu savaş partisine girerim bak dur. Erzağımızı toplayalım. Şu malzemeleri satalım. 818 verebiliyormuş burası bize. Şu savaş partisine girelim. Gel lan buraya. Gir iki kişi girsin ona bir. Geldim. Yok oğlum. Keleborna diyorsan Caner ölsün 150 kişi olarak geri gelsin. Ulan bir yol verin yeter be. Çok fena dökeceğiz bunları ama. Hayır yani senin neyine yani, değil mi? Ona gidilebilir Caner, kesinlikle doğru diyorsun. Ona gidilebilir kardeşim. Bir bakacağım ama savaş başlarsa gideceğim yardıma. Püskürteceğim yani hani bir şekilde. Şu an savaş başlamadı. 20 seviye olduk gençler. Tertemiz be. Ver abi karizmaya. Liderliği arttıramıyorum. Öne bak. Güçlü saldırı yapalım ki bazen tek vuramıyorum ya. Tek seferde düşüremiyorum bir düşmanı. Güçlü saldırı yapalım. Bir düşmanı artık bir tane koyma vaktimiz geldi bence. Onu bir yapalım.
Şimdi oradaki savaşı takip edeceğim. Caner. Merak etme. Bu ordu tehlikeli. Aslında şunu var ya tek yakalasam halledebilirim ha. Şuna mı gitsem yoksa? Lord Elrond'dan kaçıyor diyor bak. Gel lan buraya. Dağıttık sizi. Dolguldur'un şeyi ne bu arada? 4100 bak bunu biraz düşürmemiz lazım. 1100'den 1200'e çıkmışım oraya. Nasıl çıktı bilmiyorum. Moria'yı savundu diye belki de çıkabildi. Tamam. Oradan şey kalktı. Kuşatma kalktı. En azından cesurca savaştık, sorun yok. Öldürün şu kötü. Sok 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 sok. Öl 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 öl. Temiz. Kalkan tutsam öldüremezdi de boşluğuma geldi. Kim var? Bir kişi var. Benim ordu niye öyle bir garip bir hal aldı? Ben ölünce bir şey oldu bunlara. Allah Allah. Neyse. Üç ölümüz var. Kim onlar? Noldor'un Spearman. Piyade. Elit Spearman. Oğlum Elit Spearman gördüğüm zaman içim acıyor ya. Çok zor eğitiyoruz onları. Olmuyor öyle. Buraya da bir gireyim. Kaç kişi kaldıysa önemli değil. 29 kişi. Burayı bir halledelim. Püskürtelim bu Dolguldur, bu topraklardan bir püskürtelim gençler. Adam savunma pozisyonuna geçti bak. Şu trolü halletmek lazım. Neyse ver abi komutu ya, öldürürüz trolü. Helal be reisler be. Bunları da şurada satarız. Orman elfleri batı kampı kuşatılmış şimdi. Kont Helkarot rahat durmuyordu. Kuşatmalarına devam ediyordu. Hepsini watchman yap. Kıdemli okçu.
kıdemli kılıçlı. Tamam, bunu sonra kalkanlı kıdemli olacak, bu Arnor şampiyon olacak. Çok temiz. Şövalye, bizim şövalyemiz ölmüş demek ki, bunu öğrenmiş olduk. Tamam. Kılıçlı. Noldor'un Spearman. Elrond orayı kuşatmadan çıkmış. O batı kampını da almaması lazım bu arada gerçekten. Oğlum. Oğlum Elrond az önce 50 kişiyle dönüyordu. Oraya bir anda 140 oldu adam. İyi yani, böyle bir şey varsa ben ilk defa görüyorum bunu. Daha önce çünkü arkadaşlar sizlerle konuştuğumda ve ya önceki tecrübelerimize dayanarak neydi abi? Öldüğü zaman doğuyordu tekrar. Full orduyla. Normalde hep kalıyordu böyle 20 kişiyle falan kalıyordu yani bir şekilde. Ben orduyu 90 yapabiliyormuşum. Yapalım şuradan. İzci alalım hepsini. Burayla bir işimiz şimdilik yok. Savaş yok gibi. Başka bir zımbırtı var mı şuralarda? Abi bak, en başlarda bir ara hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Turanduil geldi burayı kuşattı. Hatta Değil ordusu mu Erebor ordusu mu ne bilmiyorum, orası burayı kuşattı falan. Ben dedim aha, ruhunu ilk bölümlerden hallediyorlar dedim. Ama öyle olmadı ne yazık ki. Bizim Celeborn'u falan bulalım biz. Moria'yı aldığımız gibi Troll mağarasını kuşatmamıza gerek kalmıyordu diye hatırlıyorum. Moria direkt yok oluyor. Umarım Troll mağarasını falan kuşatmayız. Orofin'in ordusu full. 73 kişi full. Haldir'den emin değilim yani. Haldir 50-60 falan olması lazım sanırım. Elrohir de full. 70 kişi gayet iyi. Ella'dan da 70. Halbarad'ın bir toparlanması lazım. Aslında burası tekrar kuşatmaya gidebilir ha. Tabii ben şeyin yerini merak ediyorum şu an. Celeborn'u bulamadım bir tek. Celeborn da kuşatmaya gidebilir yani. Neden gitmesin? Watchmen'e çek. Kıdemli kılıçlı. Okçu. İade. Firma. Bu adamlar toparlandı mı tekrar? 21 kişiyle duruyor içeride. Aa, bir dakika. 1200. Acaba ordusunu toparlayamıyor mu tekrar şu anda? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Acaba. Yok. Mümkün olamazmış. Şu an adam 500 kişiyle burada bekliyor. Tamam. Tamam. Mümkünmüş. Elrond. Sana bir refakatçılık yapalım. Sen bir yeri kuşatacakmış gibi duruyorsun sanki. Kuşatma kalkmış oradaki. Güzel. Şu Elrond'un yanına bir Ella'dan da Elrohir gelse 220-300 oluyor. Benle birlikte 400. Halbarad da bir 60-70 olsa 460 kişi bir girsek var ya. Abi işte. Niye olmuyor ben de bilmiyorum. Aha. Ella'dan geldi. Öl öl lan. Aa, büyük bir savaş çıkacak, bir saniye. Bir saniye. Herkes gelsin. Halbarad da 100 olmuş bu arada. Helal be. Üf, bizimkiler de gelsin. Bir dakika bekleyeceğim. Ya da bunlar hasar almasın abi. Celeborn falan bunlar şimdi hasar almasın. Biz şurada bir Moria ordusunu tekrar bir yok edelim. 450'ye 416. Tamam mı? Hasarı İmralis ordusu alsın.
Celeborn'un ordusu da gitsin abi Moria'yı kuşatsın. Mantıklı değil mi yani? Kardeşlerim takip edin beni. Canım zaten az. Gelin. Orofin ve Rumil. Ama Rumil'i burada koymamışlar Muhammed. Burada Haldir var. Orofin var. Celeborn var. 3 tane Lord var. Başka da yok. Lorien'de niye böyle bilmiyorum. Ya aslında Galadriel'de var da Galadriel şeyden dışarı çıkmıyor. Karas Galadon'dan dışarı çıkmıyor. Sen nereye geliyorsun? Anlamadım ki ya. Vuramadım da. Sokun şuna mızrağı. Tamam. Okçularımı salarsanız çok sevineceğim. Aşırı sevineceğim. Size zahmet. Bolg benim hakkımdı bu arada ya. Ayıp ettiniz. Tamam ölür o. Bir tane troll kalmış arkada. Çok erken savuruyorum kılıcı bazen. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hala tam alışamadım yani. Ulan var ya götü zor kurtardık. Bu arada Glorfindel yine bana yardıma geldi. Gördünüz mü? Reis be. Glorfindel miydi o, kimdi bilmiyorum. Ona benziyordu ama. Sanırım o ya.
Ulan Elrohir, Elrohir düştü lan abi. Ona güveniyordum tam. Benimkileri benim etrafıma mı toplasam acaba? Gerçi dağınık bir şekilde savaşıyorlar. Çok da bozmak istemiyorum açıkçası savaş düzenlerini. Düzensizliklerini. Düzensiz savaşıyorlar ama. Sen kimsin köpek ha? Yaya iken Warrider'larla uğraşmak sıkıntı. İndiriyordu beni ha neredeyse. Yayayken de ok atamıyorum ya. Sabit durmuyor ya. Oğlum şu canla. Buradan nasıl kurtuldum yani? Glorfindel'in sayesinde tabii ki de kardeşim benim ya. Bir kraliyet nişancım ölmüş. 4 elit spearman ölmüş. Abi delireceğim. Elit spearmanlarım kalmadı artık yeter. Ölmeyin ya. Hakikaten yani. En azından karşıyı dağıttık değil mi? Tamam. Kaç şey düşmüşüz? Şunu piyade yap. Okçu yap. Gidemli kılıçlı yap. Firman. Payınımı al. Geliyorum hemen. Siz bir kuşatın. Geliyorum. Buraya girelim. Şunları verip. Kuşatma sırasında sıkıntı olmaması için biraz daha erzak alacağım. Artı orduyu tekrar 90'a çıkaracağım. İzciyle çıkaracağım. Çünkü onları Spearman'a şey yapmamız lazım. Zaten şu an 27 tane okçu var ve kıdemli okçular falan da var. Hani o aşamaya gelecek olan kıdemli okçular da var. Aha da Elrond kuşatmış orayı. Celeborn ne yapacak şimdi? Orman elfleri batı kampı kuşatıldı. Celeborn Ben de şurayı falan kuşat diyeceğim de hiç gerek yok. Lüzum yok yani. Sen git Dolguldur'daki mesela 1000 kişidir orası. Orayı biraz azalt sen mesela. Şimdi burayı bir hesap edelim gençler. Şuraya şeyde 200'de tamam mı? Burası da 150. 350. Benle birlikte 400 küsür. Tam abi istediğim gibi. İçeride de 780 kişi var. Tertemiz ederiz. Tek sıkıntı benim canımın artması. Fainul sağ mı? Tamam Fainul halleder bizim işi sanırım. Sağlıkçı kızımız. Gerçekten sağlıkçı olup olmadığına bakmak istiyorum. Evet yara bakımı cerrahlık ilk yardım varmış tamam. Sana daha fazla güç falan vermeyeceğim ha. Sana zeka verip bunları arttıracağım ben. Senin işin bu. Zaten zırhla döşediğimiz zaman kolay kolay bayılmaz bir şey olmaz ona. Çok güçlü olmasa bile. Ormancı köyü abi. Şu Helkarot'u görsem var ya hakikaten ağzını kıracağım ha. İmraddiş şampiyonu. Evet gel bakalım. Şöyle dursun İmraddiş şampiyonu. Hatta şöyle alalım onu. Gerçi
Tamam. Elitist Pirmanlarla birlikte o da bir mızraklı olduğu için orada yer alabilir. Hiç sıkıntı değil. Ben bir tane okçu yaptım yanlışlıkla. Sorun değil ama. Devam. Girin abi hadi. Oğlum neler neler çıktı içeriden. Ne oluyor lan? Troll mağarası Celeborn tarafından kuşatıldı. Hiç gerek yoktu. Biz burayı alacağız çünkü. Adam kaybetme orada be. Girdiler. Bir saniye. Piyade. Son terfilerimi yapıyorum. Spearman. Watchmenlerimi de yaptım. Sabah olmasına gerek yok çünkü zaten içeride olduğu için savaş. Evet, 400 küsür kişiyle dalıyoruz gençler. Canım yarım. Az canım var. Dikkatli savaşmamız gerekiyor. Savaş avantajı 0. Olsun. Eksi olmasından iyidir. 0. Kili bayıldı. Evet, savaşın İlk zayiatını vermiş bulunmaktayız. Ben ortadan kalabalık yerden ilerleyeceğim. Okçuluğum hala nasıl bu kadar kötü olabiliyor ya? Bak bir tane vurdum sonunda. Helal be. Helal be bana be. Tamam. Ok kullanmamamız gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar. Ya benim yayımda bir sıkıntı var bilmiyorum. Bir şey var yani. Soldan yanaşalım. Şurada kullanabilirim yakın mesafe. Burada da kullanmamam gerekiyormuş. Arkadan vurdular. Güzel. Kardeşim benim be. Dunadayın kardeşim. Devam ki. 100 kayıp var karşıda. Oğlum gerçi bizimki de 100'e yakın. Dur bakayım. Hallederiz diye ümit ediyorum ya bir yerden sonra. O yukarıya çıkmayacağım. Orası belalı yer abi. Askerlerimle devam edeyim ben buralarda. Bak yavaş yavaş geçit vermemeye başladık. Gördünüz mü? Yok ediyoruz. Şurası bir tık sıkıntı. Ama ilerlerler oraya doğru. Ben kendim ölmek istemediğim için ilerlemiyorum. Geldim kardeşim. Nasıl lan?
Yanımdakiler çat çat bir anda düştü ya. Bir yerden buraya ok geliyor. Ben buradan bir uzaklaşayım. Hala geliyor bana ama. Çok iyi. Tamam, bizdeki de şimdi işte 100 küsür civarı. Tamam, 300 civarıyız şu an. Şu an 300 civarıyız. Onlar 500 kaldı. Hala fazlalar bu arada. Yok edin abi. Çok iyisiniz. Nerede spawn oluyorlar ya? Ha, burada oldular tekrar. Tamam. Birkaç ekibin yukarıya çıkıp yukarıdaki okçuları full temizlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çıkarlar mı bilmiyorum. Aşağıda savaşıyoruz. Yukarıda okçu var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Bitmiş de olabilirler. Emin değilim. Destek kuvvetler bu işi yapabilir işte bak. Güzel. Oo, gençler. İçeriye yol var mı lan? İçerisi duvarmış normal. Böyle. Oraya kadar yapmamışlar gençler. Şu sağ tarafı bir temizleyeyim. Sağa doğru yanaşayım ben. Kayıp oldu. Adamlar 380 falan kaldı yani. Biz de şu an 200 küsürüz. 380'e 200 küsür gençler. Durum bu. Troll var yukarıda. Tamam, troll öldü. Nasıl ya? Nereden? Ha, yandan okluyorlar. Çıkmayacağım buraya. Bir dakika. Çıkmayacağım. Bu hizadan tekrar geldiler. Bak, geliyorlar. Bize bir destek kuvveti gerekiyor.
Odama bakıyor. Ay. Pardon abi. Bir kişi kaldı diye bir döndüm. Troll doğdu orada. Arkadaşlar tek kaldım burada gençler. Dur, hallederiz o gelenleri. Birisi headshotladı onu. Abi son 200 kişi kaldı içeride ama bizim sayımız ne? 200-250 kişi kaybetmişiz. İşte 180 falan şu an sanırım arkadaşlar. 180'e 200. İyice dengeledik sayıyı. Çok kayıp verdik ama moraya düşecek. Belli. Belli ki hallediyoruz. Destek kuvvet lazım ama bize. Buradan hala yukarıya çıkamamış olmamıza çok şaşırıyorum. Açıkçası. Şurayı püskürtmek gerekiyor. İlerleyelim bakalım. Arkamda bir tık var yine ama bunlara niye destek gelmiyor lan daha fazla? Gelecek ama gelecek. Tamam. Oraya doğru gitmeyeyim ben. Oraya spamla gelecek çünkü. İki kişi var orada ama. Bir... Evet geldi. Orada da spamla oldular. İyi ki gitmemişim. Nasıl dökülüyorlar he. Yine benim burayı tutmam lazım. Bunların işlerini yukarıda yapabilmeleri için burayı tutmam lazım. Okum da yok. Yardım edin bana gençler hadi.
bunlara daha fazla destek gelecek mi lan? Sanırım arkadaşlar son bir tane daha gelebilir. Emin değilim. Çünkü 780 civarıydı sanki. Bir tane daha küçük bir destek gelebilir. Gelmeyebilir. Bakacağız. Hele şunlar bir yukarıyı temizlesinler. Hadi be. Okum yok, atamıyorum. Var mı sadak madak bir şey? Ulan E'ye basarak aldığımı zannediyorum ya. Kimse kalmadı, bir saniye. Şurada birisi görünüyor. Ben ona doğru bir gideyim. Sanırım bitti arkadaşlar. Daha gelmeyecek. 760 falan olabilir. Yukarıda bir yerde olabilir bu arada buradaki. Yok, buradaymış. Mağara trolü var, hala ölmemiş. Köşede sıkıştırdı bizimkileri. Bak orada vuruyor, bak görüyor musunuz? Şurada. Ha, öldürdüler. Helal be. Kim kaldı ki? Buradan arkalamak için gelmiştim gençler. Kim var? Şurada bir şeklimizi yapalım. Evet Elrond'cum, çok doğru söylüyorsun. 61'e düşmüş. Bu arada Muhammed, senin dediğin gibi abi 9 tane elit Spearman kalmış. Kraliyet nişancısı 14'e düşmüş. Abi inanılmaz ya. Neyse, Moria'nın yok olmasına değer arkadaşlar. Verdiğimiz şehitler önemli değil. Ainul bile yaralanmış bu savaşta. Yudur'a da en kılıçlısını alalım. İz sürücü alalım. Bunları yetiştiririz. Bunları ben şey yapacağım. Şampiyon yapacağım. Bunu da şövalye falan yaparım. Okçu da olur. Hiç önemli değil. Biraz ordumuzda Durnaday'ın olsun. Ne olacak? Evet. Burası da harabe olacak birazdan. Spearman yap bunu. Dunadayın kıdemli kılıççısı olur. Galadrim Spearman. İz sürücü. Kili level atlamış. Görüşelim kendisiyle. Çeviklik verebiliriz sana yine. Üçlü saldırı. Tekelliğini arttıralım. Kalkanın olmadığı için zaten güzel şey değilsin ama. Kendimde de bir zekaya veriyorum tekrar. Güçlü çekmeyi 7 yapalım. Atlı okçuluğu 3 yapalım. Biraz yaya kafayı taktım arkadaşlar buralara. Ya benim yayımda bir sıkıntı var. Ya da bilmiyorum. Bir şey var yani. Olamaz. Olamaz. Muhammed. Ne diyor, ne oldu? Ne oldu? Ne olamaz yani? Olamayan ne? Kardeşim, kuşatmayı kaldırın. Yok oldu çünkü bu adamlar. Kaldırın kuşatmayı. Heh, Moria yenildi. Aferin kardeşim. Hadi dön. Dön evine. Bir saniye. Heh, güzel. Oralarda bir yerlerde kuşatma yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sevgili YouTube. Ana düşmanımız yok oldu. Bize en yakın
Bizi en çok zorlayan düşman Moria'ydı. En başından beri. Savaş başladığından beri diyelim daha doğrusu. Savaş başladığından bu yana 3 bölüm geçti. 3. bölümde artık düşmanımızı yok ettik. Güneye inmeyiz diye düşünüyorum. Şu anda muhtemelen bu ordular en yakın yer olan Dolguldur'a gidecektir diye tahmin ediyorum. Dolguldur'un da bir tane kuzey ileri karakolu var. Belki de oraya gidip kuşatacaklar. Hiç emin değilim. Yapay zeka ne yaparsa artık. Ama burayı alırsak burayı kuşatmaya gerek kalmadan en azından bunu da devre dışı yapmış oluruz. Biraz Beyonları ve Mirkwood'u rahatlatmış oluruz. Sonra ne yapar burası? Nereye kamp kurar bilmiyorum. Onu oynayan ve bilen varsa paylaşırsa sevinirim arkadaşlar. YouTube'daki sevgili kardeşlerim, sizler de aynı şekilde. Yani artık bunlar Akıncı kampını nereye kuracak? İlk kuzeyi temizlemeleri lazım diye ben düşünüyorum. O yüzden buralara bir, belki Akıncı kampları kurabilirler. Hani Gundabad'la ve Ruhun'la daha sıkı savaş yapabiliriz ama şu anda ana düşmanımız Moria yıkıldığına göre Dolguldur. Bu net. Bu konuda netiz. Evet. Gidelim gençler. Şurada ordumuzu bir toparlayalım. Bölümümüzü kapatacağım. Orduyu bir çekelim tekrar şeye. Maksimum kapasiteye 90'a çekelim. Kerin Doren'de. Şunları satalım. Bunu da ver. Şimdi kıdemli okçuyu da alırım. İzcilerin hepsini de alırım. Okçu sayım, şu kraliyet nişancım çok azaldığı için normal okçu da alırım 90'a kadar. Bayınulu indirelim yine aşağıya. Tamam. Bu okçu sayımızı tekrar 30'lara çıkarmak istiyorum. Elit spearmanlarımızı da tekrar 20'lere çıkarıp güçlenmek istiyorum gençler. Şu an ordumuz bayağı bir güçsüzleşti. Yapacak bir şey yok. Şu Arnor Şövalye duruyor mu? Bir tane. Bak bu duruyormuş. Helal buna be. Helal. Gri muhafız. Daha fazla gri muhafız yapmayacağım bu arada. Atlıya çok ihtiyaç duymuyoruz biliyorsunuz bu şeyde. Ben kendim atlı olarak yeterli oluyorum. Bir ordu düzeni yapacağız. Bu çok gereksiz bir süvari tipi. Boşu boşuna da kullanmak zorunda falan kalıyorum. Evet. Çekelim. Galadrim yayı mı? Zavallı elf yayı var. Aha bak. Şeyin dediği buymuş. O kalın Lorien okçu miğferi. Bunun sarı olanının şeyini alacağım. Bu kalın olanını alacağım. Şimdi 40 dursun kafamda. Buna çok harcamayayım. Tamam mı? Böyle kalalım gençler. Bunlar güzelmiş bak. Tamam. Ordumuzda 90 yaptık. Şuraya doğru gelelim sevgili YouTube. Bendeki Noldorin yayı şeyin Galadriel'in verdiği yay. Sen şey diyorsun. Ayrık Vadidekin diyorsun. Dur bir ona da bakalım. Ayrık Vadi yayı. At sırtında kullanılamaz. 32 ama bazen benim at sırtımda da kullanmam gerekebiliyor Muhammed. Benimkisi 24 vuruyor. Basit elf yayı. Oğlum basit elf yayı 24 vuruyor. Galadriel'in bana verdiği Noldor'un yayı da 24 vuruyor. Ben ne anladım o işten? Neyse bu ok işine de bakacağız sonradan. Belki at üstünde kullanmaktan vazgeçip hani salla boş ver hani kuşatmalarda kullanırız düşüncesiyle bu tarz bir şey alabilirim çünkü 32 çok iyi. Çok iyi abi 32. Deneyeceğiz. Sonra bakacağız arkadaşlar ona. Evet, burada kapatıyorum sevgili YouTube. Kendinize bir sonraki bölüme kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.